Merhaba, ben Selçuk. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün Bilimsel kanalında sizlere tıp okumaktan bahsedeceğim ve üniversite sınavına hazırlanmanın nasıl bir süreç olduğundan bahsedeceğim. Umarım güzel bir video olur. İsmim Selçuk Yiğit. Ankara Tıp 5. sınıftayım. 2016'da girdim. Bizim zamanımızda işte YGS, LYS vardı. MF 1, 2, 3 değişik puanlar vardı ama ortalama 2000 civarı bir sıralamam vardı. 2018'de, 2019'da tekrar girdim sınava. Onlarda da yine farklı dereceler yaptım. Belki arkadaşlar koyarlar videonun çeşitli kısımlarına. ALES'e girdim en son bu sene. Matematik öğretmenliği yapıyorum. Matematik dersine ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun dışında Ankara'dayım. Ankara'da yaşadım, büyüdüm. Burada da okuyorum. Sınava hazırlanırken okula gidiyordum. 12. sınıfta kazandım zaten ben. Sabah 9'da okul başlıyordu ya da 8.30'da. Tam da hatırlamıyorum. 4-5 sene oldu. İşte akşam 5'te bitiyordu. Genel olarak şöyle bir planım, programım vardı. Akşam 5'te eve geldikten sonra 11'de yatmayı kendime sınır koymuştum. Yani 11'de 12'de uyumuş oluyordum. Dolayısıyla 5'te eve gelince 6-7 saatlik bir boş zaman kalıyordu bana. Ne yapacağıma karar verdiğim bir 6-7 saatim vardı. Onun 3 saatini ders çalışmaya ayırıyordum. 3 saatini kendime ayırıyordum. Çok verimli, güzel bir plandı benim için. Çünkü istediğim zaman işte bilgisayar oynuyordum, istediğim zaman film izliyordum kendi 3 saatimin içinde. Geri çalıştığım 3-4 saatte benim için yeterli oluyordu. Onun dışında sabah erken kalkıyordum. 6.30'da, 6.45'te kalkıyordum sabahları. Okula gidene kadar, hazırlanana kadar 1-2 saatte sabahları çalışıyordum. Çok verimli geçiyordu benim için sabahları. Genel olarak böyleydi sınav senesi. Vallahi tıp okumak çok göreceli bir soru bence. Herkes zaten merak ediyor bunu. Genelde çok zor olduğuna dair bir kanı var. Herkes çok zor olduğunu söylüyor. Bilmiyorum. Yani yaklaşımla alakalı biraz. Mesela bilmeyi seven, öğrenmeyi seven bir insan için çok keyifli, çok güzel olabilir. Ama bilmeyi sevmeyen ya da böyle çalışmak, öğrenmek istemeyen bir insan için yıkıcı da olabilir, travmatik olabilir yani. Çünkü çok bilmek gerekiyor gerçekten. Özellikle ilk 3 sene temel bilimler pek mantık kurabileceğiniz konular az. Mesela matematikte, fizikte bir mentalite öğrenirsiniz, bir mantık öğrenirsiniz. Bizde öyle değil. Bu kemiğin ismi şu, bu kemiğin burası bu, bu kas şu. İşte fizyolojide, yine fizyoloji belki biraz ait edilir ama histoloji falan çok ezber var. Yine mantık olan kısımlar da var ama bilgi ağırlıklı. Dolayısıyla sevmeyen bir insan için zulüm olur. Ha ama anlatıldığı kadar zor mu? Değil. Mesela bizim 2-3 sene komite sınavlarımız olur. 2 ayda bir komiteye giriyoruz biz Ankara Tıp'ta. 8 haftada bir giriyoruz yani. Bu 8 haftanın 4'ünü çalışır insanlar. 4'ünü dinlenirler genelde. 5'e 3 yapan olur. 4'e 4 yapan olur. 5 hafta dinlenip 3 hafta çalışan. Bu kişiler rahat geçerler yani. Sınıfta kalmazlar. Pek zorlanmazlar. 6'ya 2 yapanlar 60'la geçer. 7'ye 1 yapanlar genelde büte kalır. Tabii ki diğer fakültelere göre bir tık zor. Ama sanıldığı kadar da zor olduğunu düşünmüyorum ben. Sen kaçı kaç yapıyorsun? Ben 4'e 4 yapıyordum. 5'e 3 yapıyordum. Ya şimdi bende şöyle bir dezavantaj var. Kendi kişisel özelliğim, sınav çok yaklaşınca ben ders çalışamıyorum. Üniversite zamanında da bu sorunu yaşadım. Mesela biz o zaman LYS'ye giriyorduk. Matematiğe girdik. Sonra FEN'e giriyoruz. Arada bir hafta süre var. Matematiğe girdim. Orucuz bir de. O bir hafta hiç çalışmadım. Matematik çok iyi geçti o zaman. Full bekliyordum yani, 80 soru vardı. FEN'e gireceğiz, bir hafta var. Ya sınava bir hafta kalmış. Bir sınav için değerlendirilebilecek en güzel zaman son bir haftadır. Ya da son 10 gündür. Son zamanlar çok önemli. Çünkü hem yakın hafızaya atıyorsunuz bilgileri hem de uzak hafızaya atıyorsunuz. Yani normalde 6 ay önce çalışsam sadece uzak hafıza devrede. Ama son bir hafta çalışınca, son iki gün kala çalışınca, yani sabahlamak dediğimiz tabirde yakın hafızayı da devreye aldığınız için çok avantajlı oluyor. Ben de strestendir ya da işte bir alışkanlık diyeyim yani. Ben son haftalarda sınava çalışamıyorum. O yüzden kendi komite sistemim biraz daha atipik. Yani herkes 4'e 4 çalışırken ben ilk 3 hafta çalıştım falan da oluyor. Tabii ki benim de dinlendiğim zamanlar oluyor. Benimkisi biraz atipik ama genelde 4'e 4 çalışıyorlar. İşte dönem arkadaşlarımdan öğrendiğim bu şekilde. Şimdi burada kendim de öğretmenlikle ilgilendiğim için bu soruyu çok sık karşılaşıyorum. İki tip takip etme yöntemi var. Ya soru sayısı takip edebilirsin ya da saat olarak takip edebilirsin. Kaç dakika, kaç saat çalıştığına bakabilirsin. Ben saat olarak takip edenlerdendim. Bunu da tavsiye ediyorum. Çünkü soru çözerken mesela gün içinde konu çalışmak gerekiyor. Şimdi ben 12. sınıftım zaten. Konu çalışıyordum. Bilmediğim çok şey vardı. Konu çalışınca atıyorum 3 saat ders çalışmışsın. Soruya bakıyorum. İşte 10 soru, 20 soru. Dolayısıyla çalıştığımın karşılığındaki bir net bir gösterge olmuş olmuyor değerlendirmesi açısından. Çalışma saati takip ediyordum. Çok motive olduğum zamanlar hesaplıyordum. Mesela 8 saat uyudum, 8 saat okulda geçti, geriye 8 saat kaldı. Bu 8 saatin kaç saatini çalışamadım diye düşünüyordum. 3 saat bugün ders çalışmadım. Acaba bu 3 saatte neler yaptım? Yemek yerken mi uzun vakit gitti? İşte yolda mı vakit gitti? Nereden kazanabiliriz? Böyle bir mühendis gibi, endüstri mühendisi gibi bir düşünce içerisindeydim. Tabii bu her zaman olmuyordu. Yani biraz patolojik bir yaklaşım. Ama
zaman zaman böyle yaklaşmak gerekebiliyor. Gerçekten istediğin zaman elinden gelen en iyisini yapmak lazım yani. Sonuç olarak toparlamak gerekirse okul dışında işte videonun başında da bahsettim. 3 saat sabah, 3 saat akşam, 1,5 saatte sabah çalışınca 4-5 saat arası çalışıyordum ortama okul dışında. Kitap olarak 3-4-5'i öneririm. Matematik sorularını ben genelde çözüyorum. Diğer kitaplarda muhtemelen gayet iyidir. Deneme olarak da Bilimsel Yayınlarının Hocalar Karması kitabı var, denemesi var. İçerisinde 5 adet deneme var. Yani kitap içerik olarak sorularının çok yakın olduğunu düşünüyorum ben sınava. Şimdi deneme hazırlarken bazı hocalarımız, bazı yazarlarımız çok zor hazırlıyorlar. Bilmiyorum, biraz demoralize ediyor insanları, moralini bozuyor. Buradaki sorular sınava yakın. Kendi puntosu da işte A4 basımı, işte renkleri falan gayet güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında sınava hazırlanan arkadaşların paragraf sorularını da çözmesi gerekiyor. Düzenli olarak her gün mesela 30 paragraf, 50 paragraf sorusu çözülebilir. Paragraf denemesini de tavsiye ediyorum aynı yayının, Bilimsel Yayınlarının. İkisi de gayet güzel yayınlar. Ben de özel derslerde kendi öğrencilerime tavsiye ediyorum. Özellikle bu kitaplar mesela video çözümlü olduğu için bu dönemde, pandemi döneminde hocaya ulaşmak da zor, hocaya soru sormak da zor. Mesela ben de kendi öğrencilerime Telegram üzerinden vesaire yardımcı oluyorum ama genelde insanlar sorularını çözdüremiyorlar. Videolu çözümleri var bu kitaplarında. Kesinlikle çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Sıralamalarım şu şekilde. 2016 LYS yerleştiğim sonuç 2619. Yanlış da olabilir vallahi, şimdi çok iyi bilmiyorum ama. 2018'de, 2017'de girmedim. 2018'de 801. oldum. 2019'da da 438. oldum galiba. Bütün sınavlar için geçerli. Mesela ALES'e de girdim. ALES'ten 98 aldım. Bazı dersler, beceri dersleri, mesela matematik, fizik, geometri gibi dersler ya da paragraf çözmek gibi konular, beceri isteyen konular. Bunlarda bilgi çok fazla iş görmüyor. Önemli olan problem çözebilme becerisi ya da okuduğunu anlama becerisi, okuduğunu yorumlama becerisi. Öyle olduğu için bu becerileri kazanmak gerekiyor. Şimdi beceri derken anlatmak istediğim şu: hoca dinleyerek ya da kitaptan okuyarak araba sürmeyi öğrenemez. Belki teorik olarak direksiyonu, vitesi ya da işte teorik bilgileri öğrenebilir ama araba sürmeyi öğrenmek için direksiyona oturmak ve marşa basmak gerekir. Matematikte de, işte fizikte de, Türkçe paragrafta da durum aynı. Beceri isteyen dersler olduğu için kişilerin kendisinin bunu elleriyle uğraşa uğraşa, önce yapamayarak nasıl bisikletten düşüyoruz, aynı şekilde matematikte de yapamaya yapamaya, Türkçe'de yapamaya yapamaya bunların nasıl yapılacağını öğrenerek ilerlemesi gerekiyor. Ve bu beceriler oturduktan sonra aynı yüzmek gibi, işte bisiklet sürmek gibi aradan yıllar geçse de kısa bir tekrarla hemen hatırlanabiliyor. Yani mesela bir sene yüzmüyoruz ama havuza girdim mi 10 dakika içinde tekrar yüzebiliyor hale geliyoruz. Bizdeki durum da bu. Bu tip problem çözme, okuduğunu anlama becerileri geliştiği için sınava giriyoruz. Mesela ben sayısal fen sorularını çok fazla çözemiyorum. Çünkü onlar bilgi istiyor ve bilgileri tabii ki unuttum. Ama beceri isteyen konularda hala iyi olduğu için, az önce anlattığım durum geçerli olduğu için bunları yapabiliyorum. Ayrıca matematikle uğraşıyorum. Matematiğim de yani aslında üniversite sınavında ve hatta KPSS, ALES tüm sınavlarda matematik iyi bir puanın anahtarı genel olarak. Bu şekilde derece yapabildiğimi düşünüyorum. Yani kendi kendime de düşündüğüm zaman verdiğim cevap bu oluyor. Abi, sınav senesi sosyal destek çok önemli. Yani benim arkadaşlarımla olan ilişkilerim kuvvetliydi. Birbirimize destek oluyorduk. Özellikle şimdi bu pandemi sürecinde insanların sosyal desteği azaldı gerçekten. Bunu bir şekilde sağlamaları gerekiyor. Yani okula gidince ya abi ya canım sıkın, işte sıkıntı var, çözemiyorum dediğin zaman insan deşarj oluyor. Yani bir şekilde onu içinden attığında iyi hissediyor. Yani sınav hazırlanırken iyi hissetmek, huzurlu olmak çok önemli. Ben sabah kalkınca sınav hazırlanırken mutlu kalkıyordum. Şimdi bakıyorum öğrencilere, çok mutsuz kalkıyorlar, isyan ederek kalkıyorlar. Aslında o kadar da kötü bir sürecin içinde değiller. Yani sınav hazırlanmayı eziyet olarak görüyorlar. Biraz bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Yaptığım en iyi şeylerden birisi sınav senesine olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmaktı. Yani ben güzel şeyler öğreniyorum, hayata dair şeyler öğreniyorum. Bunları ben hayatımda kullanırım. Bilgi olmanın, bir şeyi bilmenin önemini iyi kavramak gerekiyor. Bunun farkında olursa insanlar her gün zevkle gider, severek çalışır. O zaman da başarı gelir tabii ki. Ama lanet olsun, bu her gün bunları çözüyorum, bıktım artık gibi yaklaşımlarla ilerleme çok zor olacak. Hem kendinize eziyet hem de istediğiniz çalışmanın verimini alamazsınız yani. Yaptığım en iyi şey
sınav senesine doğru bir bakış açısıyla yaklaşmaktı. Ya yaptığım hata, dediğim gibi, sınav çok yaklaşınca stres yönetimini iyi yapamıyorum. Sanki bilgiler kafama girmiyormuş gibi geliyor, öğrenemiyormuşum gibi geliyor. Dolayısıyla çalışma verimim çok düşüyor. Tabii sosyal destek dedim ya az önce, onu sağlamak lazım. Tek başıma çalışamıyorum ama insanlarla beraberken çalışabiliyorum. Aslında onu yapabilseydik o zaman okul da bitmişti. Hala da aynı sorunu yaşıyorum ben. Yani tıp fakültesinde sınavlarımı hazırlanırken de bir hafta kala, yani son bir haftanın içine girince bu yavaş yavaş artmaya başlıyor. Sınavdan bir gün önce falan tamamen artık kayış kopuyor, yani ben çalışamıyorum son günlerde. Bu da beni çok aşağı çekiyor. Yani 80 alacaksam 65-70 alıyorum. Bu büyük bir sıkıntı. Stresi iyi yönetmek gerekiyor. Çoğu insanda bu tam tersi. Bende olan bir özellik. Yani çoğu insan şey denir ya, yumurta kapıya dayanınca denir ya, o zaman çalışıyorlar. Aslında öyle olması gerekir. Bende o olmuyor. Yaptığım en kötü şey buydu. Stresi yönetmek lazım her zaman için. Yani sınava çok uzakken de, sınav çok yaklaştığında da belli bir seviyede sürekli çalışmaya devam ettirmek lazım. Yani benim kişisel olarak matematiğe bir ilgim vardı. Hala da matematikle ilgileniyorum. Lise bittiğinden beri de matematik öğretmenliği yapıyorum açıkçası. Matematiği seviyorum. En çok matematiğe çalıştım ama tabii fen derslerine çalışsaydım çok daha iyi olabilirdi. Sıralamam çok daha yüksek olabilirdi. Bir yanlışım vardı matematikten ama fenden bayağı bir yanlışım vardı. Şimdi tam sayıları hatırlayamadım ama 4, 4, 8, 16 yanlışım vardı yani 90 soruda. Şimdi sınava hazırlanırken zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu teknolojinin gelişen şartların getirdiği bir handikap var. Biz bir sıkıntıyla karşılaştığımızda hayatımızda, mesela 18 yıldır yaşıyoruz. Biz problemle karşılaştığımızda bu problemi doğal yollardan çözemiyoruz. Tıpta ağrı kesiciler vardır ya, bunun gibi bir problemle karşılaştığımızda insanlar değişik ağrı kesicilere başvuruyorlar. Mesela adam arkadaşıyla kavga ediyor, annesiyle kavga ediyor ya da sınavdan kötü puan alıyor. Gidiyor oyun oynuyor mesela ya da çeşitli diziler izliyor mesela. Farklı farklı çeşitli yollarla kendisinin o acısını kesiyor. Yani acı kesici diyorum ben bunlara. Bu sıkıntıyı yaşamama durumu duygusal immatürite oluşturuyor. Yani duygusal olarak yeterince olgunlaşamıyoruz. Dolayısıyla bir sorunla karşılaştığımızda kişiler bu durumla baş edemiyor. Günümüzde işte artan şiddet vakalarının, kadına şiddetin, doktora şiddetin ya da intihar oranlarının birçoğunun sebebinde, temelinde etkili olan bir mekanizma bu. İnsanlar kendisini duygusal olarak olgunlaştıramıyorlar. Kendimizi olgunlaştırmamız lazım. Yani kendimizi öğrenmemiz lazım. Yunus Emre diyor ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. İnsan kendisini bilmeli. Kendi sıkıntılarını, kendi eksiği yönlerini keşfetmeli. Bunların üzerine gitmeli. Tabii ki zorluklarla karşılaşacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Allah neyi nasip ederse sonuçta da onu kazanacaktır diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes çok iyi yerlere gelir. İnşallah hepimiz bu vatana millete faydalı bireyler olabiliriz diyeyim.